peygamberliğinin göstergesi olan mucizeler bir, ehli küfrün inadını kırmak. Kafirlerin, inkarcıların inadını kırıp bu zatın Allah'ın elçisi olduğunun ispatı için. 2- veyahut ehli imanın kuvveti imanını ziyadeleştirmek. E peki bazen müşriklerin olmadığı, kafirlerin olmadığı yeri de farklı mucizata mahsul olmuş Peygamber Aleyhisselam. Elbette müminlerin de imanının kuvvetlenmesine ve özellikle müminlerin arasında bulunan ama iman etmediği halde iman etmiş gibi görünen münafıklar vardı. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam onların ismini vermemiş. Onları tabiri caizse açığa çıkarmamış. Böylece değişik zamanlarda onlar gerek mucizeleri görerek gerek iman hakikatlarına muhatap olarak imana gelmişler. İşte gerek o münafıkların imana gelmelerini sağlamak, gerekse imanı zayıf olanların imanlarını kuvvetlendirmek, gerekse imanı kuvvetli olanların imanlarını daha da inkişaf ettirmek için Peygamberimiz mucizelere mazhar olmuş. Örneğin, şakkı kamer ve parmağından suyun akması ve az taamla çokları doyurması ve hayvan ve ağaç ve taşın konuşması gibi 20 nev, 20 çeşit, 20 tür ve her bir nevi manevi tevatür derecesinde ve her bir nevin de çok mükerrel efradı var. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın afaki kendi asrında gerek müşriklere karşı gerek müminlerin imanı kuvvetlendirmeye karşı gösterdiği bu tür mucizeler 20 çeşit, 20 tür kadar. Maşallah. Ayın ikiye bölünmesi, parmağından suyu anakması ve az bir yiyecekle çok insanları doyurması ve hayvan ve ağaç ve suyun ve taşın konuşması gibi 20 çeşit tür mucizata masar olmuş.